Mustafa Bey, siz iş dünyasında başarılı olduğunuz kadar siyasette de çok başarılısınız ve genç yaşta siyasete atıldınız. Siyasetle ilgili ilkeleriniz nelerdir, hedefleriniz nelerdir? Tabii biz sorumluluk sahibi insanlarız. Yani ülkemize, şehrimize, efendime söyleyeyim devletimize karşı. Tabii bundan ötürü de kaygı ve sorumluluk duyuyoruz. Özellikle geldiğimiz zaman itibariyle ülkemizin veya işte dünya konjonktüründeki yerde kayıtsız kalmak olaylara doğru değil. Özellikle biz yani medeniyetimiz ve inancımız gereği de hani söylememiz gereken ve yapmamız gerekenlerden sorgulanacağımıza inandığımız bir dinin bir medeniyetin mensubuyuz. Dolayısıyla olaylar gelişince özellikle AK Parti'nin Tuzla'daki kurucu ilçe yönetiminde beraber 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yaptık. 2004'te ilçe belediye meclisi ile ilgili adaylığımız oldu. Halkımızın, Tuzla'nın teveccühü oldu. Yani bize esnaf olmamdan ötürü, burada tanındığımızdan ötürü ve gerçekten olaylara karşı duyarlı ve kaygılı bir yapıya sahip olduğumuz için biz de teşvik ettiler, teveccüh gösterdiler. Bir şekilde başladık. Çok sıkıntılı bir süreçti malum. Partimizin kurulduğu zamanki süreç, ülkenin geldiği noktaları biliyorsunuz. Özellikle krizlerin, işte vesayetin veya işte efendim depremden sonraki ekonomik krizlerin çok sıkıntılı bir süreç. İşte faizlerin gecelik %700'lere, efendime söyleyeyim milli gelirin %85'inin belli kesimlere gittiği sıkıntılı bir süreçte. Halkımız da artık bunalmıştı ve gerçekten samimi bir kadro o zaman başladık. Dediğim gibi 2004'te belediye meclis adaylığımız oldu. 2009'da İstanbul İl Genel Meclis üyeliğine seçildim. 2013-14'te Sanayi Ticaret Komisyon Başkanlığı yaptım. Daha sonra da tabii partimizin teveccühüyle 25 ve 26. dönem milletvekili adayı oldum. 23. sıradaydık. Dolayısıyla hem amacımız, hedefimiz ülkemize, şehrimize hizmet etme noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tabii hükümetimiz veya bizim partimizin bize göstereceği her noktada biz elimizden gelen hizmeti, gayreti gösteririz. Göstermeye de devam edeceğiz. Çünkü bir ideolojik söylem içerisinde olmadığımızı inanıyorum ve o şekilde devam ettiğini, edeceğini, yani bizim bir medeniyet projesi olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Her ne kadar tabii Türkiye gerçeğinde bir siyasi oluşum, işte ideolojik söylemlerle belki şey yapılmış, çıkılmış ama gerçekten biz bunu milli ve manevi değerleri ön plana çıkarak bu ülkenin hak ettiği noktaya devlet de millet bütünleşmesiyle birlikte o muazzam potansiyelimizi her anlamda, işte Türk Cumhuriyetleri'yle olan, İslam ülkeleriyle olan, Avrupa'nın ortasında, yani gerek coğrafi şeyimiz yerimizden, ekonomik imkanlarımızdan, tarihi kazanımlarımızdan bunları en iyi şekilde kullanarak artık ihmal edilmiş gerçekten bir uzun bir süreç var. Yani Cumhuriyet tarihinden beri biliyorsunuz. Bunların telafisini yapma noktasında bize gösterecek her noktada görev almaya, hizmet etmeye hazırız ve devam da edeceğiz inşallah. Tabii siyasette biliyorsunuz yani biraz da nasiptir yani. Bir yerlere gelmekten ziyade önemli olan bir şeyler yapabilmek. Ben bu konuda gerçekten çok rahatım. Çünkü hamaset yapmadım. Yani seçim sürecinde de siyasi partiye başladığımız zamandan beri de doğru olduğuna inandığımız fikirlerin, davanın savunucusu olduk. Ve belli ilkelerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi tek devlet, tek bayrak, tek millet. Bunlar önemli. Etnik, bölgesel, mezhep ve ırk ayrımına dayalı bir siyasi anlayışımız yok. Bu da bizim zaten medeniyetimizin kazanımlarından ötürü savunmamız, yapmamız gereken. Ama maalesef Türkiye'de biliyorsunuz bu tür etnik, bölgesel ve mezhep ayrımı yaparak kaos, kargaşa ve sıkıntılardan nemalanmak isteyen belli bir kesim maalesef. İşte bu kapitalistlerin özellikle Siyonizmin belki yani altyapısını oluşturduğu öteden beri
işte darbelerin, vesayetin, krizlerin temelinde de bu var. Türkiye güçlü olmasın, ayakları üzerinde duran bir ülke olmasın, bağımsız olmasın. Çünkü bağımsız olursa, inanın bugün Türkiye sadece Anadolu sınırlarıyla da kaplı değil. Dediğim gibi dünya mazlumların da ümidi. Yani çünkü dünyada aslında bakın mevcut sistem sağlıklı değil. Sıkıntı. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi dünya beşten büyük. Gerçekten öyle. Yeryüzünde artık çok zulüm, baskı ve insanların katledildiği, görüşünden, inancından ötürü hiçbir suçu günahı olmayan mahzun insanların özellikle İslam coğrafyasında çok sıkıntılı süreçler yaşadığımızı ve hala da devam ettiğini çok açık bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla sözüm ona bunları düzeltmesi, adaletli bir şekilde davranması gereken Birleşmiş Milletler'in işte Bosna Savaşı'nda da gördük, Filistin, İsrail'in mesela bildiğim kadarıyla 320 küsur kınama cezası almasına rağmen bir tane uygulaması olmuş değil. Suriye'deki bugün yaklaşık 500 bin insan katledildi dünyanın gözü önünde. Yani açık dünya savaşı gibi küresel güçlerin kendilerini sınama ve deneme, mazlum halkların orada apaçık bir şekilde katliamına insan oldu. Yani insanlık açık bir şekilde seyrediyoruz yani. Yani bu asla insani değerlerle hiçbir şekilde yakışmayacak bir durum. Yani Suriye, Irak, Filistin, Keşmir, Karabağ, Bosna, Baltimore, Türkistan. Yani yeryüzündeki bütün maalesef bir de hep İslam coğrafyası üzerinde oynanan şeyler. Aslında şu var, küresel güçler yani yüzyılın başında iki tane savaş oldu. Yani 20. yüzyıl aslında çok sıkıntılı bir şeyle başladı. Ve en büyük sıkıntı da bence 20. yüzyıldaki Osmanlı İmparatorluğu'nun, ki Osmanlı İmparatorluğu'nun özünde İslami kaygılarla hareket eden bir sistemi vardı. Yani 600 küsür yıllık iktidarlık döneminde gerçekten huzuru, barışı ve adaleti sağlayan bir devlet modeliyle yönetim şekli yapmış. İnanın azınlıklara tanınan haklar bu devletin yerli unsurlarına, Müslümanlardan daha çok onlara imtiyaz ve ayrıcalıklı bir konumda hareket etmişler. Çok güven ve huzur içerisinde. Ve bizim himayemizde kalan kavimler de birçok ülke, 30'dan fazla ülke, 300 yıl, en az 400-500 yıl bize bağlı olarak kalan ülkelerin hiçbir bölgesel dillerine, dinlerine, kültürlerine hiçbir şekilde baskı, dayatma yapmadan bilakis özgürlüklerini önüne açarak asimile etmeyle ilgili hiçbir faaliyetimiz olmamıştır. Aslında bunu çok iyi irdelemek lazım. Dünyanın bu noktayı iyi görmesi lazım. Yani bizim sayın bizim Cumhurbaşkanımız, kurucu genel başkanımız, dik duran, dikleşmeyen, samimi olan, yani kurumların da, Türkiye'nin de söylenenlerle yapılanlar arasında ciddi çelişkiler olduğunu öteden beri, dünyada da aslında işte demokrasi, insan hakları, özgürlüklerden bahseden bir Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletleri, işte NATO'su ama uygulamaya bakıyoruz maalesef kesinlikle samimi değiller.